Meme başını kaybeden hastalara, yani meme başı olmayanlara yeni bir meme başı ve çevresi, onu bir bütün olarak düşünmeniz lazım meme başını. Sadece orada bir yükselti değil, çevresinde de bir renkli bir bölüm var bildiğiniz gibi. İkisi bir arada bir kombinasyon oluşturuyor ve bir değer oluşturuyor. Dolayısıyla meme başının yükseltisini cerrahi olarak gerçekleştirdikten sonra etraftaki rengi de karşı memeye uygun bir biçimde dövme yaparak gerçekleştirmek mümkün. Zaten tek yöntemi hemen hemen o. Onun haricinde ama amacımız ilk cerrahide mümkünse meme başının korunması. Cerrahi, onkolojik açıdan bir sorun yok ise temel amacımız cerrahide o meme başı ve çevre dokusunun korunması. Ona uygun bir şekilde onkolojik cerrahi gerçekleştirdiğinde biz de rekonstrüksiyonu gerçekleştirirken, immediate gerçekleştirirken temel yaklaşımımız hep o çevre dokunun, onların koruduğu dokunun korunması. Çünkü önceden öngöremediğiniz bir takım olaylar var. Kişi sigara içiyorsa ya da tümör deriye çok yakınsa, onkolojik cerrah çok böyle precise çalışmayı seviyor ise, yani geriye hiç doku bırakmayayım, bir yerinden nükseder soru işareti kafasında kalmasın, önceliği hep bu şekilde estetikten ziyade onkolojik olarak tümörün tamamen çıkartılmasına yönlendiğinde kalan doku çok az olmakta. O zaman da bazen bu bölgede korusa bile dolaşımsal bozukluklar meydana gelmekte ve birkaç gün sonrasında ya da bir hafta 10 gün sonrasında meme başı kaybedilebilmekte. Bu gibi durumlarda da biz bir takım boya maddeleri verip ameliyat sırasında meme başı çevresinin, meme başı ve çevresindeki korunan derinin dolaşımını değerlendiriyoruz. Gerekirse immediate rekonstrüksiyonu gerçekleştirmiyoruz.